Bu yolculuk her gece bir memlekette. Evet, devam ediyor. Bu gece de yolculuğumuz, durağımız, bolamız Kırşehir dedik. Ünlü abi, Kırşehirlerle beraberiz. Sen de hoş geldin, sefa geldin. Evet, bu arada Esenler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu alanımıza girdiler. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Evet, AK Parti Esenler İlçe Başkanımız Umut Özkan aramıza katıldılar. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Biraz sonra da Belediye Başkanımız aramıza katılacaklar. Yoldalar. Bir dakikaya burada olacaklar. Sevgili Kırşehirliler. Evet, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu da sahur alanımıza geldi. Sayın Başkanım hoş geldiniz, sefa geldiniz. Garbaydı da beni gelsin. Evet, milletvekilimiz Sayın Şirin Ünal aramıza katıldılar. Sayın Vekilim sizler de hoş geldiniz. AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Şişman aramıza katıldılar. Efendim sizler de hoş geldiniz. Dünya Kırşehirler Birliği Başkanı Ünal Kaya da aramızdalar. Sayın Kaya hoş geldiniz, sefa geldiniz. Efendim Esenler'deki sahur geleneğimiz devam ediyor. Esenler'de yüzlerce gelenek var Allah'a şükür. Esenler hem bir şehir hem bir Anadolu. Hepsi içinde, hamdolsun. Dolu dolu 9 yıldır yaşıyoruz. Yaşatmaya da inşallah devam edeceğiz. Sizler böyle güzel oldukça, böylesine birlik beraberlik içerisinde oldukça Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diyorum. Kırşehirler sahurumuza hepiniz, hepimiz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Evet, Ramazan boyunca bu güzel standımızı ev sahipliği yapan Esenler Kırşehirler Dernek Başkanımız Ramazan Doğan kardeşime teşekkür ediyorum. Evet, hemen konuşmalara geçelim. Buradan da Nideli gençlere söz verdik. Biraz sonra oraya da uğrayacağız İnşallah. Söz Dünya Kırşehirler Birliği Başkanı Ünal Kaya kardeşimde. Buyurun. Sayın vekillerim, değerli ilçe başkanım ve çok değerli Esenlerimizin çok değerli belediye başkanımız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Pendik'ten geliyorum. Her zaman Esenler'de olmak bizlere gurur veriyor, onur veriyor. Kırşehirli olmaktan ve Esenler'de olmaktan gerçekten çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Değerli hemşerilerim ve burada bulunan Anadolu'nun yüreğini buraya koyan çok değerli standlarımızda bulunan misafirlerimize de saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi sunuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Kırşehir dedi miydi aklımıza ilk gelen Neşet Ertaş. Neşet Ertaş ustayı rahmetle anıyoruz. Değerli gönül insanları, değerli misafirlerimiz. Kırşehir dedi miydi aklımıza ahilik teşkilatımızın piri Ahi Evranı Veli. Ahi Evranı Veli'nin eşi Fatma Bacı geliyor. Kırşehir dedi miydi aklımıza Yunus Emre geliyor. Kırşehir dedi miydi aklımıza Türk dilinin öncüsü ve dünyada Türkçe konuşmayı kendine garip namesiyle bildirmiş olan Aşık Paşa'mız geliyor. Kırşehir dedi miydi aklımıza Şeyh Edip Ali geliyor. Kırşehir dedi miydi aklımıza gönül adamı Hacı Bektaş'ı Veli geliyor. Kısacası bir devri açan, bir devri kapatan Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Anadolu'ya, Türkiye Cumhuriyeti'ne var olma nedenimiz olan değerleri barındıran ozanlar ve evliyalar diyarı Şirin Kırşehir'imiz aklımıza geliyor. Yetiştirmiş olduğu devlet adamlarıyla siyasetinde, sanatında, gönül insanı yolunda Türkiye'nin temel taşlarında olan Kırşehirler aklımıza geliyor. Değerli gönül insanları, değerli gönül dostları, Kırşehir dedi miydi aklımıza Ahi Evran geliyor dedik.
Moğolların Anadolu'yu istila ettiği zamanlarda işte o Pir Ahi Evran-ı Veli 32 meslek birliğini bir araya getirip ve ahilik teşkilatını kuruyor. Bir yanda Anadolu'da Moğollarla savaşırken bir tarafta sanayinizin, bir tarafta ekonominizin ve bir tarafta aile yapınızın bir olması için mücadele eden Ahi Evran-ı Veli'miz vardı. Peki Ahi Evran-ı Veli'nin yanında kim vardı? Fatma Bacı'yı duyanımız var mı sevgili hanımefendiler? Fatma Bacı'yı duyduk mu? Maalesef bizim geçmişimizi bugüne kadar unutturdular. Bize aslımızı neslimizi unutturdular. Bu nedenle Fatma Bacı Moğolların Anadolu'yu istila ettiği zamanlarda kadınlara el işçiliği yaptırıyordu. Kadınlara halı kilim dokutturuyordu. Ve bunlar da yetmiyordu. Ve 30 bin kadın asker yetiştiriyordu. Kırşehir'de kurduğu dünyanın ilk kadın teşkilatı olan Bacı'nı Rum. Rum demek Anadolu demekti. Dünyada ilk kadın teşkilatını kurmuştur Kırşehir'de. Ve 30 bin kadın askerle Kayseri'de Moğolları karşılamıştır. Bunların kadını böyleyse, bunların erkeği nasıldır diyerekten Moğolları püskürtmüştür. İşte Kırşehir, Anadolu'nun kaplıcasıyla, pekmeziyle, kamanın ceviziyle ve çok değerli gönül insanlarıyla yer etmiş bir memleketimizdir. Tabii burada Kırşehir'den bahsediyoruz ama burada ev sahibimiz Esenler Belediye'miz. Değerli başkanım, gelmiş olduğu bugünden itibaren, dünden, bugünden ve yarından itibaren her zaman kendilerini izliyoruz. Bütün programlarına katılmaya çalışıyoruz. Bir zamanlar biliyorsunuz 90'lı yıllarda İstanbul'da yaşayanlar musluklardan su akmazdı. Çöpler alınmazdı. Ve günümüzde Esenler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu Başkanım, değerli başkanım, gönül adamı, millet adamı Esenler 4 yolda uzakta değil. Çeşmelerden çorba akıttı. Demek ki yapınca oluyormuş. İş ehline geçtiği zaman bunlar da oluyormuş. İşte Esenler'in çevresine bakın. Esenler'in çevresi değişti. Esenler'de kültür sanat alanları değişti. 2012 yılında merhum Neşet Ertaş'ı kaybettiğimizde Esenler Kültür Merkezimizde bu değerli ozanın arkasından gelen sanatçılarımızla değerli başkanımız Neşet Ertaş'a saygı gecesi düzenledi. Türkiye'de ilk Neşet Ertaş'a saygı gecesini yine Esenler'de, yine Esenler Belediye Başkanımız düzenledi. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek, ne kadar şükranlarımızı sunsak azdır. Bu nedenle sizler çok şanslısınız. Esenler'de yaşıyorsunuz. Böyle değerli bir başkanımız var. Böyle bir değerli ekibi var. Böyle değerli vekillerimiz var. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Memleketimiz huzura, memleketimiz refaha ulaşacak. Bu kardeşiniz Avrupa'nın İnsan Hakları Mahkemesi'nin olduğu Hollanda'da insan haksızlığına uğramış, 7 sene kalmış ve hiçbir hakkını alamamış bir kardeşinizdir. İşte geçtiğimiz dönemlerde Sayın Aile Bakanımızın ne kadar mağdur edildiğini gördük orada Hollanda'da. İnsan haklarının bahsedildiği ülkede. Bu yüzden atlarıyla, itleriyle Türklerin, Müslümanların üzerine yürüyen bu neslin bizler inşallah cevabını yeri ve zamanı geldiğinde Allah'ın izniyle vereceğiz. Çünkü bu dava Hilal ile Hac'ın kavgasıdır. Yıllardır bu Hac'ın kavgasını yapanlar Hilal'in durması için, Hilal'in gölgesinin kesilmesi için uğraşıyorlar. Bizler o zaman burada yaptığımız hilal gibi inşallah gönüllere de o hilali kazıyacağız. Ve birlik olmak zorundayız. Bir olmak zorundayız. Var olmak zorundayız. Bu da hepimizin bir araya gelmesinden, hepimizin birbirimize bütün olmamızdan geçiyor. Çalmadık kapı, varılmadık ev, iftarını açmadık sofra, Allah'ın iznine bırakmayacağız. Hepinize gönülden yürekten teşekkür ediyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Kırşehirli olmaktan, Esenler'de olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun. Evet, Kırşehirler Birliği Başkanımız Ünal Kaya kardeşimize teşekkür ediyoruz. Kırşehir ancak bu kadar güzel anlatılır. Herkes yöresini bilmesi lazım, tanıması lazım. Yoksa geleceği göremeyiz. O bağlamda değerli kardeşime, başkanıma,
Teşekkür ediyorum. Şimdi bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, her zaman soframızda bizlerle beraber olan Esenler AK Parti İlçe Başkanımız Avukat Umut Özkan'a sözü bırakıyorum. Buyurun başkanım. Çok kıymetli milletvekilim, değerli belediye başkanımız, çok değerli dernek başkanlarımız, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Allah tutmuş olduğunuz oruçları kabul eylesin. Etmiş olduğunuz duaları makbul eylesin. İnşallah bu mübarek ay vesilesiyle hepimizin affına vesile olur. Hepimizin kurtuluşuna nasip olur. Gerçekten çok kıymetli bir ay Ramazan ayı. Esenlerimizde de gerçekten ruhuna, maneviyatına uygun şekilde, en güzel şekilde yaşanıyor. Birlik ve beraberlik içerisinde. Başkanımız ifade etti. Her şehrin geleneği olması lazım. Esenlerimizin de geleneği yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. 9 yıldır bu güzel programlarla beraber 81 vilayetimiz burada. En kuzeyimizden en güneyine, en doğumuzdan en batımıza Esenlerimizde Anadolu buram buram yaşanıyor. Anadolu'nun misafirperverliği artık Esenler'de yaşıyor. Bizler Esenler deyince Anadolu'yu görüyoruz. Anadolu'da Esenler oldu. O yüzden bu güzel programları vesile olan, onların olması için uğraş veren, emeği geçen, başta belediyemize, başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten 15 Temmuz Şehitler Parkımız var. Gitmenizi, görmenizi tavsiye ederim. 250 dönüm. İnşallah çok daha büyüğü yapılacak. Orada iftarlarımız yapılıyor. İnsanlarımız sosyal amaçlı dinlenmelerini, gezilerini düzenliyorlar. Esenler Ramazan'da gerçekten bir başka yaşanıyor. Birlik beraberlik olunca rahmet ve bereket oluyor. Esenler'de bu birlik beraberlikle Esenler 10 yıl öncesine göre marka bir şehir haline geldi. Birlik beraberlik olunca Türkiye'de gerçekten 16 yıldır dünyanın yükselen yıldızı, herkesin imrenerek baktığı bir ülke haline geldi. Bakın bir liderimiz var. Liderler kolay yetişmez. Dünyada lider yok. Fransa'nın, Amerika'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin liderlerine baktığınız zaman mukayese kabul edilmez. O yüzden liderimizle beraber Türkiye eski ihtişamlı günlerine döner oldu. Bakın artık eskisi gibi borç alıp emir alan bir ülke yok. Artık kendi silahlarını, sanayisini yapan, otomobilini yapan, yollarını, köprülerini, barajlarını, üçüncü köprülerini, havalimanlarını yapan, Kanal İstanbul gibi mega projelerini hayata geçiren bir ülke var. Bu projelerin hayata geçmesinde de AK Parti'mizin ve Recep Tayyip Erdoğan'ımızın elini taşın altına koyması, gece ve gündüz demeden insanüstü bir mücadele vermesinin de ayrı bir yeri var. O yüzden liderimize, partimize sahip çıkalım. 24 Haziran'da desteklerinizle beraber bu ülke Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında çok daha büyük olacak. İstanbul'un fethinin 100. yılında ise çok daha, 500. yılında ise, 600. yılında ise çok daha güçlü olacak. O yüzden el ele kol kola verdiğimizde bu milletin önünde durulmaz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diyorum. Hepinizi en kalbi duygularıma selam diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Yarınlarımız bugünlerden çok daha güzel olsun. Allah sizleri sevdiklerinizle beraber çok daha güzel günlerde yaşatsın diyorum. Hepinize hayırlı geceler diyorum. Evet, AK Parti İlçe Başkanımız Umut Özkan'a teşekkür ediyoruz. Sen Kırşehir'i saydın, ben uzatmayacağım. Esenler deyince de aklımıza Tevfik Göksu geliyor. Söz Tevfik Başkanımıza. Saygıdeğer milletvekilim, saygıdeğer AK Parti İlçe Başkanım, saygıdeğer Kırşehirli Dernek Başkanlarımız, Dünya Kırşehirliler Başkanımız, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sağ ve sol canibimde bizi dinleyen diğer dernekteki kardeşlerim. Öncelikle hepinize en kalbi duygularımla selamlıyor. Bu gecenin hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Hak'tan temenni ediyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Aziz kardeşlerim, bizler her akşam bir standımızda sahur programı yapıyoruz. Bugün Kırşehirliler standımızda beraberiz. Ben önce Kırşehirliler Dernek Başkanımıza bir teşekkürümü ifade etmek istiyorum. Bir de tebriğimi iletmek istiyorum. Öncelikle bizi misafir ettiği için teşekkür ediyorum. Ama bir tebriği daha iletmek istiyorum. Normalde bu sene
Esenler'in bu gördüğünüz güzel ortamında Kırşehirlilerin yeri yoktu. Çünkü kuraya katılmamışlardı. Ama dernek başkanımız öyle bir ısrarla takip etti ki, geldi bu yeri aldı. Ben tabiri caizse işi kotardı. Ben hasreten sizler adına dernek başkanı kardeşime canı gönülden teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Çünkü şu çok önemli bir şeydir kardeşlerim. Bir şeyin dertlisi olmak bir işi başarmanın %50'sidir. Eğer bir şeyin dertlisi olursanız bunu başarırsınız. Esenler şu gördüğünüz alan, burada bina vardı, bina. Burada okul vardı. Ben bu okulu yıkacağım, burayı meydana katacağım dediğimde bazı arkadaşlar bıyık altından giriyorlardı. Başkan kafayı yemiş diyorlardı. Esenler'de bir okul yıkılıp da meydana katılır mı diyorlardı. Birisi öyle bıyık altından giriyordu. Diğerleri de şöyle diyorlardı. Efendim başkan burayı yıkacak, bu okulu yıkacak, buraya alışveriş merkezi yapacak diyorlardı. Efendim biz ne bıyık altından gülen arkadaşların dediği çıktı, okulu yıktık elhamdülillah. Ne de okulu yıkacak, alışveriş merkezi yapacak diyenlerin dediği çıktı. Biz okulu yıktık, alışveriş merkezini yaptık. Bak hepiniz burada oturuyorsunuz elhamdülillah. Bizim alışverişimiz bu işte. Hazreti Mevlana diyor ya, Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Diyor ki kişi karşısındakini her zaman kendisi gibi görür. Niye? Çünkü kendisi böyle bir yönetimde olsa, kendisi böyle bir yetkiye sahip olsa, onun aklından geçen bu dört yol merkez gibi her şeyin çok pahalı olduğu bir merkezde böyle bir yeri halkın kullanımına değil, rantın kullanımına açar. Bizimle diğerlerinin temel farkı budur. Biz her şeyi halkın gözüyle bakarız, öbürleri rantın gözüyle bakarlar. Mesele bu kadar basittir. Şimdi aziz kardeşlerim, sözleri çok fazla uzatmak niyetinde değilim. Az önce meydanda konuşmayı yaptım. Ama burada da sizlerle bazı şeyleri paylaşmak isterim. Bakınız, biz şu anda bir Ramazan akşamındayız. Hani Ramazan'ı tarif ederken, Ramazan üç dilimle tarif edilir. Başı rahmettir, ortası mağfirettir, sonu cehennem azabından kurtuluştur. Ramazan öyle bir zaman iklimidir ki Ramazan'da bütün kötülük kapıları kapanır, bütün iyilik kapıları sonuna kadar açılır. Ramazan öyle bir bereket iklimidir ki Ramazan'da vefat edenler, oruçluyken vefat edenler cennete özel kapıdan girerler diyor Hazreti Peygamber. Hangi kapıdan? Reyyan kapısından girerler. Oruçluların cennette gireceği kapı özeldir diyor. Böylesine güzel bir iklimi Cenab-ı Hak bize bahşetmiş. Böylesine güzel bir iklimi bize bahşeten Rabbimize hamd ediyoruz. Ama burada şunu ifade etmem lazım. Bakınız, Cenab-ı Hak bizim orucumuza ihtiyacı yoktur. Cenab-ı Hak bize şunu diyebilirdi. Ey kullarım, senede 30 gün değil de ömürde 30 gün oruç tutun diyebilirdi. Ama Rabbim bize her yıl 30 gün oruç tutmamızı, her yıl sayılı günlerde oruç tutmamızı emretmiş. Niye emretmiş bunu düşündünüz mü hiç? Senede bize iki tane bayram vermiş. Rabbim bize senede iki defa bayram değil de ömürde iki defa bayram verebilirdi. Ama senede iki defa bayram vermiş. Bunları hiç düşündünüz mü kardeşlerim? Bunları düşünmemiz lazım. Niye derseniz, bunu tefekkür etmemiz için en önemli zaman iklimi Ramazan'dır. Ramazan bir Müslümanın bir sonraki Ramazan'ı heyecanla beklediği zaman iklimidir. Çünkü her şeyimizin bereketlendiği, her şeyimizin bollandığı zaman Ramazan'dır. Bu açıdan sizlere şunu özellikle söylemem lazım. Ramazan'da hayatınızı farklılaştırmanız lazım. Ramazan'da hayatınızın anlayışının değişmesi lazım. Eğer bir Ramazan geldi ve gitti, hayatınızda bir değişiklik yoksa kendinizi kontrol etmeniz lazım. Bunun için birkaç günden beri gittiğim her yerde şu cümleleri söylüyorum. Bunu inanarak söylüyorum. Mesela bugün Kırşehirli hanımefendiler evlerine gittiklerinde artık sabah namazını kılıp yatacakları zaman kafalarını yastığa koyduklarında şu soruyu kendilerine sorsunlar. Kırşehirli hanımefendiler ve beyefendiler, şu soruyu kendinize sorun bakalım. Bugün ben hangi iyiliği yaptım? Bu soruyu kendinize sorun. Yarın akşam da iftardan önce bu soruyu kendinize sorun. Üç gün peş peşe iftardan önce ve sabah namazını kılıp yattıktan sonra bu soruyu kendinize sorun.
Ben bugün hangi iyiliği yaptım? Ben bugün hangi iyiliği yaptım diye 3 gün sorun. Eğer bu ben hangi iyiliği yaptım sorusu karşısında cevabını şunları şunları yaptım değilse göreceksiniz. 3 gün sonra iyilik yapmaya başlayacaksınız. Niye? Kendi sorunuzdan kendiniz mahcup olacaksınız. Çünkü bakın Cenab-ı Hak Kur'an'da diyor ki insanlığı kurtaracak tek şey salih amel. İman ve salih amel. Salih amel nedir? İyiliktir. Bir başkasına iyiliğinizin dokunmasıdır. Şimdi buradan sıkı durun. Bir yere gelmek istiyorum. Ne demek iyilik? Bir başkasının hayatını kolaylaştırmak. Bir başkasına yardım etmek. Bir başkasının bir başkasına menfaatinin dokunması gibi güzel şeyler. Peki soruyorum size. Bir insanın dünyadaki hayatının varlık hikmeti nedir? Varlık hikmeti şudur. Kötülüğü ortadan kaldırmak, iyiliği inşa etmek. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bize yüklediği misyonu böyle tarif ediyor. Değil mi? İçinizden bir ümmet çıksın, içinizden bir ümmet, bir topluluk çıksın, iyiliği inşa etsin, kötülüğü ortadan kaldırsın diyor Cenab-ı Hak. Şimdi burada önemli olan soru şudur. Kötülüğü ortadan kaldırmak bir insanın yapabileceği bir şey olmayabilir. İyiliği inşa etmek, büyük iyiliği inşa etmek bir insanın yapabileceği bir şey olmayabilir. Kötülüğü ortadan kaldırmak devletin işidir. Büyük iyiliği inşa etmek de devletin işidir. O zaman bize düşen bir görev var. Kötülüğü ortadan kaldıracak, iyiliği inşa edecek devleti inşa etmek de bizim görevimizdir. O zaman kalıcı iyilikler yapmak istiyorsanız, o zaman ne yapacaksınız? Devletin inşasına katkıda bulunacaksınız. İyi ve güzeli yapan devletin inşasına katkıda bulunacaksınız. Bakınız burada çok net bir şey söylüyorum. Ben hem söylerim. Hani Peygamber Aleyhisselam şöyle buyuruyor ya. Bir insan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Artık dünyayla bağı kalmaz. Ama 3 tane insan var ki bunun öldükten sonra da defteri çalışmaya devam eder. Kimdir bunlar? 3 tane insan. 1- Kendisine hayırlı evlat yetiştirenler. Bunların amel defteri hep açık kalır. 2- İlim erbabı, talebe yetiştirenler. Bunların amel defteri de açık kalır. 3- Sadaka-i cariyede bulunanlar. Yani hayırlı işler yapanlar. Yollar, hanlar, hamamlar, camiler, şunlar, bunlar vesaire yapanlar. Bunlar da efendim amel defteri kapanmazlar. Ben şimdi mesela bakıyorum. Esenlere bu kadar hizmet ettik. Bu kadar yatırımlar yaptık. Ben yapmış olduğum bütün yatırımları hep böyle bakarım. Hep böyle bakarım. Şimdi Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilk ve %100 taş camisini yaptık. Yakında açıyoruz. Burada o camiyi gördükçe hep şöyle diyorum. Kıyamet garantimiz diyorum. Allah'ın izniyle. İyi şey yapmak. Burada ne anlama geliyor şu. Bu iyiliği birlikte yapıyorsak o zaman birlikte bu iyiliğin sevabına da birlikte dahil oluyoruz. Buradan şuraya geliyorum kardeşlerim. Bakınız. 16 yıldan beri bu ülkede AK Parti çok önemli şeyleri başardı. Çok güzel işleri yaptı. Şimdi 24 Haziran'da Türkiye üzerinde çok kanlı ve çirkin hesaplar yapıyorlar. Çok çirkin hesaplar ve oyunlar kuruyorlar. Batı tarihi kinini ve intikamını, Siyonist İsrail tarihi kinini ve intikamını Türkiye üzerinde bugüne kadar geziyle, 17-25 operasyonlarıyla, 15 Temmuz darbe girişimleriyle almak istedi, başaramadı. 40 yıl PKK'yı kullandı, başaramadı. En sonunda FETÖ'yü devreye soktu, başaramadı. Şimdi Batı 24 Haziran'da başka bir oyunun peşinde. Ve bu oyun 24 Haziran'da ne yapıp ne yapıp AK Parti'yi ve Tayyip Erdoğan'ı eğer uzaklaştırabilirlerse Batı tarihi kinini almış olacak. Tarihi kiniyle bizden hesaplaşmasını yapmış olacağını düşünüyor. Bunun için şimdi Kırşehirli kardeşlerime, tam da vatanın memleketin orta noktası olan Kırşehirli kardeşlerimize düşen tarihi bir sorumluluk var. O da şu demek. Bakın biz tarihin hangi döneminde yaşasaydık, eğer 1915'lerde yaşıyor olsaydık bugün hepimiz Çanakkale'de cephede olurduk değil mi? Efendim Kurtuluş Savaşı'nda yaşıyor olsaydık belki Şerife Bacı'nın yaptığını siz hanımefendiler yapacaktınız. Tarih her zaman bize görevler verir. Her zaman sorumluluklar verir. Tarih yine bize sorumluluk veriyor. O da hangi sorumluluğu veriyor biliyor musunuz? Haçlı'nın, Ehli Salib'in, küresel emperyalistlerin, batılı emperyalistlerin bu topraklar üzerinde kirli ve çirkin ve kirli oyunlarını tarihin çöplüğüne göndermek görevini veriyor. Bunu yapacak olan kim? Sizsiniz. Bunu yapacak olan kim? Biziz kardeşlerim. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Bakınız,
Ben AK Partili bir belediye başkanıyım. Bu sadece 24 Haziran seçimlerini anlatmak, sadece AK Partili belediye başkanı olarak benim görevim değil. Sadece milletvekilimin, sadece ilçe başkanımın, sadece il yönetim kurulu üyemin görevi değil. Sadece meclis üyemizin görevi değil. Eğer bu mesele bir memleket meselesi ise, eğer bu mesele bir vatan meselesi ise, bu Kırşehirli Ayşe Hanım'ın, Fatma Hanım'ın, Kırşehirli Mehmet'in ve Mustafa'nın da görevi. Bu tarihi görev. Niye? Keşke dememek için bunu yapmak zorundayız. Keşke olduktan sonra iş işten geçmiş olur. Bakın bizim tarihimiz büyük tecrübelerle yazılmış bir tarihtir. Bizim tarihimiz öyle büyük tecrübelerle yazılmıştır ki, bakın bugün biz illerimizi sayarken şöyle sayıyoruz. Diyarbakır, Urfa, Kırşehir, Bitlis, Van diye sayıyoruz değil mi? 150 yıl önce illerimizi saysaydık şöyle sayıyorduk biliyor musunuz? Mekke, Medine, Bağdat, Kudüs, Şam, Halep diye sayıyorduk. Ne oldu? Ne oldu? Abdülhamit Han'ı hallettiler, memleketler gitti. Topraklarımız gitti. Şimdi aynı oyunu bir daha kurmak istiyorlar. Dün Abdülhamit'e belki bu millet sahip çıkamadı. Dün Abdülhamit'e büyük oyunlar kurdu. Bu milletin içinden de birileri oyunlara alet olup Abdülhamit halloldu. 33 yıl batmakta olan devleti ayakta tutan Abdülhamit Han'a maalesef ve maalesef bizim okullarımızda bize Kızıl Sultan diye okuttular. Bize Kızıl Sultan diye okuttular. Ulu Hakan'ı, cennet mekanı Abdülhamit'i bize Kızıl Sultan diye okuttular. Ama ne oldu? Parçalandık, küçüldük, bir Türkiye kaldık. Şimdi aynı oyunu Cumhurbaşkanımız üzerinde kurmaya çalışıyorlar. Şimdi o zaman bize eğer tarih tekerrürden ibaretse ve tarihin tekerrüründen ibret alacaksak, keşke dememek için şimdi adam gibi durmak zamanıdır. Adam gibi durmak zamanıdır. Adam gibi durmak da bana kalırsa Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında adam gibi durmaktır. Bunun için biz mutlak surette 24 Haziran'da Cumhurbaşkanımızı en güçlü bir şekilde devlet başkanı, AK Parti'yi de en güçlü bir şekilde parlamentoya sokmamız lazım. Burada bakın, yıldızların şahitliğinde ve caminin şahitliğinde ve Ramazan'ın şahitliğinde bu görevi size tevdi ediyorum. Yarın Rabbim sorarsa ben anlattım derim ona göre. Tamam mı? Ben anlattım derim. Bu tarihi bir görev. Bu tarihi görevi gelin hep beraber. Bakın biz terliyoruz. Biz sabahtan beri çalışıyoruz. Sabahtan beri kapı kapı dolaşıyoruz. Ne derdimiz var? Ne derdimiz var? Bir tane derdimiz var. Sokakta Suriyeli kardeşlerimizi gördüğümüzde vatanın ne anlama geldiğini daha iyi anlıyoruz. Öyle değil mi? Türkiye'ye batılılar niye düşman ya? Ne istiyorlar bizden Allah aşkına? Ne istiyorlar bizden? Niye dolarla oynuyorlar? Niye euroyla oynuyorlar? Niye ne istiyorlar? Avrupa topraklarında şu anda Cumhurbaşkanımızın konuşması yasak. Almanya ne istiyorsun bizden? Tarih boyunca seninle bir sürü operasyonlara katıldık. Tarih boyunca hiç düşmanlığımız yok. Belçika, Fransa, İngiltere, şurası, burası. Ne istiyorsunuz? Niye Recep Tayyip Erdoğan'ı konuşturmuyorsunuz da HDP'yi konuşturuyorsunuz, PKK'yı konuşturuyorsunuz, CHP'yi konuşturuyorsunuz? Neyinizden korkuyorsunuz? Ha, biliyorlar ki AK Parti millete hizmet eder, diğerleri efendilerine hizmet eder. Biz milletten talimat alırız, onlar efendilerinden talimat alırlar. Onların efendileri de Avrupalılardır. Avrupalılardır. Onun için burada iki zihniyetin tercihini yapacağız. Ya millet, ya milletin karşısı. Ya bu millet kendini